Ali. Bizimkilere söyle, arkadan sarsınlar. Peki ağam. Zalim kurdu onları. Onların köklerini kurutacağım. Kurutacağız ağam, kurutacağız. Görsünler neymiş Mehmet. Duruma geçtiğinde üstlerine üç kurşun sık. İşaretini alınca biz de hemen baskına geçeceğiz. Dikkatli ol ağam. Kurdu onları kalleştir. Merak etme yetim. Ufak buraya gel. Sen ateş etmeye devam et. Ben de arkalarını çevireceğim. Ateşi kestine. Var bir domuzluk bu işte. Ardımızı kollayın. Arkadan gelebilirler. Ergun, sen Koca Dağlı'nın yanına git. Mermercilerin Tahir keskin nişancıdır Ufşit'a. Ama senin de ondan aşağı kalır yerin yok. Evvelallah. Uşit ağam! Uşit ağam gitti koşuyor. Sarıldık. Tam da ocağı almıştık. Yine geliriz ağam. Gidelim. Ey yavrum ey! Kaçıyorlar ağam. Hadi gidelim. Gidelim. Arkadan ateş etmeyelim. Etmeyelim ağam. Oh, çok şükür ya Rabbi. Ocağı gene aldık. Elbette alacağız ama bugün için. Kan yetmedi, can yetmedi. Şimdi de rızkımıza el uzattılar. Çok eski bir dava bu. Hadi gidelim. Gidelim ağam. Mermer yontarsın yol. Öpüp sevip ayrılması aman güç ol. Öpüp sevip ayrılması. Selamün aleyküm. Vay Murat'ım oğlum. Dedeciğim benim. Murat, Hümmet dedenin elinde bize de bir öpümlük yer Murat. Öpeyim dede. Heh. Ölen gene tokurdadın. Muhabbete hudut olur mu? Gel yetinim gel seni de bir kucaklayayım. Yahu insan bu kadar özletir mi kendini? Sizleri göremediğim zaman hasta oluyorum meraktan. Dünya hayhuyu dede. Ha bugün ha yarın derken uzatıyoruz arayı. Çocuklar nasıl? Tahir ağan nasıl? Bildiğin gibi hepimiz çok iyiyiz çok şükür. Hepsi ellerinden öperler ama... Hep o hırgür değil mi? İki gündür mermer çıkaramıyoruz ocaktan. Kurt oğulları kapattılar bütün yolları. Biz de silahlandık, sürdük onları ocaktan. Bir de adamlarını temizledik. Bakıyorum yağlı bıldırcını vurmuş gibi ballandırarak anlatıyorsun. Ne oldu yine? Birinin canına kıydınız. İnsan Cenab-ı Hakk'ın binasıdır. Siz mi verdiniz ki canını siz alıyorsunuz? Doğru. Doğru söylüyorsun dedeciğim ama etrafımız kan bürümüş bakışlarla çevrili. Anam bile kan davası güder. Babanı onlar vurdu der de başka bir şey demez. Baban benim tek evladım. Onu vuran kurşun benim ciğerlerimi de birlikte parçaladı. Ama ben silaha sarılacağım yerde içim yana yana şu balyozuma sarıldım. Kalktım köyden buraya, kasabaya geldim. Niçin? Kolay olan hemen bir kurt oğlunu temizlemek, oğlumun kanına bir kurt oğlunun kanını bulamaktı. Ama ben zor olanı, en zor olanı yaptım. Allah'a ve padişahımızın adaletine havale ettim, onları affettim. Ama onlar azdıkça azdılar biliyor musun vaziyet? Kabahat gene bizde. Sönmeye yüz tutan intikam ateşini bu defa Tahir tutuşturdu. Neyse. Kuyucuyla görüşmeye geldik. Yapacak işlerimiz de var. Birazdan döneriz biz. Hay Allah! Ne iyi oldu da geldiniz. Güveç yapmayı düşünüyordum. Geç kalmayın. Kasaba ekmeğiyle bir yiyelim kısmet olursa. Ah benim dedeciğim. Nasıl da bilirsin can alacak yerimi. Güveç lafını duyar da hiç gecikir miyiz biz yani? Hadi Allah'a sarıldık dede. Güle güle ol. Öpeyim dede. Hay Allah bittim. Yürü, yürü hadi. Kürt
Köyün başındaki çınar altında buluşalım. Olur. Sen arkadan sar. Son iç işin. Yürüyeceğim. Kıydıram sana. Kolay gelsin Mehmet Usta. Sağ ol. Ben de bir kuyu istiyorum. Olur ağam. Bunun gibi bir kuyu açacaksın bana da. Merak etme ağam. Bir haftada yetiştir ama. İnşallah. Murat ağa, Mehmet dedeyi vurdular. Dede mi? Dedem. Tam su içerken pat diye bir atışta vuruyor herifi. Kasabanın ortasında. Su içerken yılan bile dokunmaz. Dedem, dedeciğim, söyle kim kıydı sana? Hangi hainin eli seni kana buladı, söyle. Vakti saatim geldi. Su getir çabuk. Madem tamam, bırak gerisini Murat oğlum. Katili gördün dede, söyle kimdi? Kurt oğullarından mı, hangisi? Melekül Mevt ölüm şerbetini uzattı yavrum. Ecelim geldi, her şey bahane. Size vasiyetim olsun, son. Son verin bu davaya, ben helal ediyorum kanımı, sizler de edin. Varsın yiğidiz desin onlar, öyle övünsünler, asıl olan insanlıktır. İnsan olanı da halk över, Cenab-ı Rabbül Alemin sever. İç, çabuk, iç, dede, çabuk. Dedem, insan dedem. Vasiyetini tutacağım. Yolundan, izinden ayrılmayacağım dede. Benim bir tanecik Nice canım, dünya güzeli yavrum. Çok şükür bugünlere de geldim. Bir de telli duvaklı gelin olduğunu görsen. Sahi mi Sultan, ben o kadar güzel miyim? Bunu bir ben desem gönül gözüme hamlederdim. Kim görse bu ne güzel kız diyor. Tıpkı rahmetli annen gibi. Ne olurdu anneciğim de sağ olsaydı. O bir yıldız gibi akıp gitti bu dünyadan. Gencecikti. Tek yadigarı sen kaldın. Daha 3 günlüktün yumuk yumuk. Ondan sonra da annen ben oldum. Ne zaman arasam sizi elimle koymuş gibi aynanın karşısında buluyorum. Ne yaparsınız gelin hanım? Seyredilecek yüzü olanlar işte böyle aynalarla dost. Mihrican'ı şımartmaktan başka bir işe yaradığın yok ki senin. Güneş balçıkla sıvanmaz. Ne alıp veremediğin var senin Mihrican'la? Yine başlamayın Allah aşkına. Zaten öyle bir niyetim de yok. Bir haber verecektim size. Ne haberi yengeciğim? Hiç canım, mermercilerin dedesini dün Şahmeran vurmuş. Yanacak ne var bunda? Sırayla. Koca Dağlı'nın diyeti. Bir bizden, 2 onlardan. Bu kaçıncı ya Rabbi, bu kaçıncı? Sen akıl fikir ver bunlara. Hatun! Kahveler ne oldu? Oluyor ha, oluyor. Git abi inginlere kahve yap. Peki yenge. Bırak sen yiyeceğim, ben yaparım. Sen de götürür, ikram edersin. Olur Süt anneciğim. Bu işi iyi becerdin Şahmeran. Sayenizde ağam. Koca Dağlı cesur adamdır. Siz de ondan aşağı değilsiniz. Eğer ardından kalan bir kişisi olsaydı altına gark ederdim onu. Bana hizmet edenleri ihya ederim. Yaptıklarınızı bir bir yazıyorum deftere. Seni de Şahmeran. Allah eksikliğini göstermesin ağam. Buyur ağam. Dökül de al şunu. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyur. Buyur ağam. Mihrican kızım, bana da bir sade kahve yap. Peki baba. Pimpip dediği vuruşunuz pek iyi olmadı. Tedbirimizi aldık ağam. Neyse, zaptiyeyi başımıza bela etmeyin de. Sen başımızda oldukça bize pek dokunan çıkmaz ağam. Himmet dedem evlasına kavuştu ama
Mermer ocağı gene mermercilerin elinde. Bizim adamlar uğrunda ölmeye hazır. Kimsenin yüzüne bakamaz olduk. Mermer ocağını almamız lazım. Mermer ocağı şimdilik onların ama sen istersen gene bizim olur. He? Kararım kat'i. Mermer ocağını kanınız bahsine alacaksınız. Kurduyla, kuşuyla, çoluğuyla, çocuğuyla köklerini kazıyacağım onların. Önce nafakalarından başlıyorum, anladınız mı? Anladık. Mermer ocağı bizim olacak. Peki baba. Hadi bakalım. Mermer ocağı bizim olacak. Ana, bak ağam geliyor. Ekmekler hazır mı ana? Şimdi saldım fırına. Çocuklar nasıl? Hepsi ocağın başında dururlar. Var mı bir haber kurtoğullarında? Yok. Gece gündüz tetikteyiz. Hayır ağam. Ben de gelmek istiyorum. Olmaz. Mermercilerin avlusunda bir erkek bulunsun hiç olmazsa. Sağa sola göz kulak ol. Sapanınla nöbet tutarsın. Sen sapana bırak da ben sana tüfekle ateş etmesini öğreteyim. Olur. Al bakayım. Şuraya atacaksın. Nişancı koçum benim. Alın bu da helva. Rahmetli Himmet dedenin kırkı bugün. Onun ruhu için yaptım. Yiyin de dua edin ona. Anacığım, ben ocağın başına gidiyorum. Fırındaki ekmeği beklemeyeyim. Murat bağdan gelince ekmekle biraz üzüm getirsin. Elvayı da yolla. Ahmet gel buraya. Al bakalım şunları. Bunlarla nöbet tutacaksın. Güle güle oğlum. Sağ ol ana. Güle güle. Hoş geldin oğlum. Bu sene mahsul bol olursa mermer ocağından daha çok kazanırız. İnşallah oğlum. Ağan üzümle ekmek istedi, yetiştiriver. Yetiştiririm mermer ocağına, hiç tasalanma sen. Şu ekmeği de al. Hadi güle güle ol. Allah'a emanet güle ol. Güle güle. Gördün mü Sultan ne kadifeyi unuttu. Dur, işte bakayım, dur. Dur deyince dururlar, dur. O kadifeyi Bezaz Ali Efendi'nin dükkanında unuttuk. Ne yapacağız şimdi? Bayramlıktı o biliyorsun. Hadi dönelim. Kasaba ne kadarcık yer, durmuş gidiversin. Ben mi? Olur. Sizi bırakayım da eve. Biz gideriz. Nasıl? Yayan mı? Sadıka derimi yüzer benim. Arabayla biz gideriz, sen sonra dönersin. Hadi. Ver şunu bana. Hadi. Yaşa benim akıllı süt anneciğim. Hem akşama benim kadife yetişmiş olur. De. Ağam bırak onları. Sana abi dedi. Bacımız sayılır bizim. Bacımız sayılır. Yakışır mı? Yakışır mı? Yakışmaz ağam. Yakışmaz.
kardeşini. Ne oldu kardeşim? Bir şey değil ha. Bir sıyrık. Bizimkiler. Ocağa bastılar herhal. Ben gidiyorum. Sen de gel. Süt anne yardım edelim. Nasıl yardım edelim? Düşmanımız da olsa bir insanı böyle bırakıp gidemeyiz. Hadi, hadi. Oy, benim yüzümden oldu, doktora götürün. Ne olur sütüne bir an önce gidelim kasabaya. Çok kan akıyor. Ocağı aldılar ağam. Sizin alt ettiniz, geliyorlar ağam. Gelin benimle. Yarasalar galiba. Çabuk bir at bulalım kasabaya. Yaşarsam ebedi bir hatıra kalsın bende. Ölürsem çenemi bağlarsınız. Doktor bey! Benim yüzümden oldu. Yalvarırım kurtarın onu. Allah bilir kızım. Yara derin. İki günü atlatırsa selamete çıkar. Ben elimden geleni yapıyorum.
Hadi sallanın be, geldik işte doktora. Hey, kapıyı açın! Doktor, kapıyı aç, ağır yaralı var! Eyvah, abinin sesi! Hey, açın yoksa kıracağız! Açın be! Abim! Babam! Süt annem, babam, babam! Gidip kapıyı açayım. Öldürürler bizi doktor bey. Ne olur bir çare bulun. Duyup gelmişler. Abim kapıyı vuran. Sakin ol kızım. Eyvah! Babam kahraman içinde. Onu da vurmuşlar. Öldürürler bizi şimdi. Durun. Gidin siz. Gitsin onlar doktor bey. Kurtar onları. Düşünmeyin beni. Olmaz. Açın kapıyı! Açın kapıyı diyorum! Bizim araba değil mi bu? Evet bizim araba. Ne iş var burada? Bilmem. Açın diyorum! Açın be! Doktor bey, doktor bey! Bu ne baskın ağalar? Babam ağır yaralı. Yatırın şöyle, yatırın. Kurşun içeride kaldı. Ben şöyle dur bakayım. Merak edecek bir şey yok. Bizim araba kapının önünde. Kim geldi doktor? Eski bir hastam. Hadi siz dışarı çıkın. Gününün mürvetini göremedim yavrum. Allah'ın sabır ihsan etti. Kara topraklar aldı yavrumu. Sen de mi? Vurdu onları. Ana, beni asıl kurtaran onlar. Yetsin bu felaketler. Tahir'im içeride boylu boyunca cansız yatıyor. Hep sizin yüzünüzden. Tahir'im gibi seni de mi kurdu onları vurdu? Tahir ağa. Murat, evladım. Ne oldu Murat? Kim vurdu seni? Hiç ana, tasa etme. Ufak bir sıyrık. Gitsin artık bu. Evet, yetsin bu felaketler. Bizim de orta direğimizi kırdı bu kan davası. Babamı da alkanlar içinde gördüm. Ya kalkar ya kalkmaz hekim masasında. Hadi gidelim. Dur! 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 Yapma! 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 Ağlama yavrum! Asıl hain aramızdaymış. Bizi sattınız. Ne yapıyorsunuz? Hareketiniz. Vur, vur ağam. Ama dinle. Davanlarımda dolaşan kurt oğullarının kanıdır.
Bu iş meleke düşürmüş değilim. Ben insanlığımı yaptım. Sus! Daha söyleniyor. İnsanlığımı yaptım diyor. Kime? Mermercilere mi? İnsan mı onlar? Düşman! Düşman! Sen kadın kız başına kasabada herkesin önünde onlara gözüktün. Namussuzluk değil de nedir bu? Aşit sus! Bıçak ete işlerime laf kemiği bile delip geçer. Sen böyle söylersin helalim neler demez ha? Yeter! Yeter! Hadi git artık! Git buradan! Ya Rabbi sen bağışla onu mermercilere. Kala kala iki kişi kaldılar. Dede, Mehmet dede. Ya. Su mu? Şerbet mi? Su. Su. Murat ağlatma bizi. Ha. Bizden işte ha? Suyu. Sağlardan işte. Ölüden ecel şerbeti işte mi? Mircan. Çekil vuracaklar seni. Ha? Çekil suyun başından. Yavrum Murat'ım yıkma bizi. Ne olur yıkma. Anne. Anne bak Mircan. Getir onu. Ay yavrum. Dedem git diyor bana. Gelme diyor bu bahçeye. Başka bahçe gösteriyor. Mircan var orada. Yemesini sallıyor bana. Kanlıydı o yemeni. Benim kanımla. Yıkamış Mircan. Mircan ver onu bana. O benim. Mircan'ım. Sonra süt anne. Kısmetin en güzeli senin fincanında. Hı. Pek yakında çok iyi bir haberin var bak. Ağzına sağlık. Kim acaba? Hayrola, hoş geldin. Hoş bulduk. Gel, gel, gel şöyle. Hoş geldin anne. Hoş bulduk kızım. Geç otur. Uyur gezerlere döndüm. Bir baktım ki kendimi sizin çiftlikte buldum. Hayırdır inşallah. Murat hal komadı bende. Bir şey mi oldu Murat'a? Oğlum kanlar ateşler için. Çok şeyler oldu yavruma. Çok şeyler. Yoksa? Rabbime şükür sağ. Ama gece gündüz Mihrican ders ayıklar. Duramadım. Deliler gibi koştum buralara. Elimizden ne gelir? Sağ olun. Kandan deryalar, kurşundan dağlar var aramızda. Biliyorum. Ama gene de ana yüreğim dayanamadı geldim. Kinimi de nefretimi de çiğnedim. Deliler gibi elimde olmadan koştum geldim. Murad'ım aşık, kara sevda. Yataklarda perişan. Mihrican'ın adından başka bir şey söylemez oldum. Dilimde gönlünde Mihrican. Gece gündüz Mihrican'ı sayıklar durur. Bu da öyle. Ya Rabbim çok şükür ferahladım. Oğlumu kasıp kavuran aynı ateşin bu yakayı da tutuşturduğunu anlıyorum. Hem de nasıl, hem de nasıl? Muradımı görmek istemez misin kızım? İsterim. Süt anne! Ben kasabaya babamın ilaçlarını almaya gidiyorum. Göz kulak ol babama. Mihrican da odasından çıkayım demesin. Mermercilerden bir gelen olursa, Mihrican da onunla konuşmaya kalkarsa... Mihrican'ın kanı helal olur artık bize. Gözünü aç. Sen bilirsin. Karışmam sonra. He? Bir baktım abi, 15 tane sığırcık yan yana dizilmişler. Asker gibi. Hemen nişan aldım. Bum! 15'i birden yerde. Ha, 10 taneydi. 5 taneydi. 2 taneydi. Hiç vurmadık mı yani? Tabii vuramadın. Sen kuşlara acıyorsun. Sonra baktım abi kuşlar gözümün önünde. 1 taneydi. Ağam ben 5 tane vurdum. Aferin. Ana ben kuş vurdum. Aferin evladım.
Kuşları ver anama da pişirsin yiyelim Ahmet. Hadi gidin temizleyin. Peki. Birkaç tane daha vurayım ha. Yeter. Çok şükür Allah'ım. Düne nazaran bugün daha iyi. İyiyim ana. Evlat. Sağ ol ana. Sen de sağ ol ya. Kurtoğullarının çiftliğine gittin ha ana. Gece gündüz dilinden hiç düşmedi. Mihrican'ı o kadar sayıkladın ki ya, dayanamadım. Öyle. Mihrican. Mihrican mı? Evet Mihrican. Oh, çok şükür ya Rabbim. Az daha aklımı oynatacaktım. Mihrican. Böyle güpegündüz pek akıllıca bir iş değil herhalde bu yaptığın. Olmasın. Aklımı değil, gönlümü dinledim. Ayağa kalkar kalkmaz yapacağım ilk işi sen yaptın. Annen dün hayatını hiçe sayarak bize geldi. Ben de sana geldim. Ben çocuklara bakayım. Seni o kadar özledim ki. Ben de seni. Seni hep rüyalarımda görüyordum. Ben de seni sayıkladım durdum. Benim dönmem lazım. Mihrican'ım benim. Ben götüreyim seni. Olmaz Murat. Çatakta arabacı Durmuş Ağa bekliyor. Onunla geldik zaten. Uzak burası. Çok uzak. Kuşlar tamam abi. Ahmet götürsün seni. Yalnız giderim ben. Yalnız gitmene gönlüm razı olmaz. Hadi Ahmet. Allah'a emanet. Sen de. Abi, bir kuşlar var. Ahmet, şu sapanın olmasa bayağı korkacağım gitmek. Yalnız sapanım mı? Çakım da var. Oo, bak sen, pek tedbirliymişsin be anne. Tedbirliyim ya Mihrican abla. Geçen gün bir vurdum bir yılana. Köpek falan da sokulamaz pek. Hiç korkma sen. Korkar mıyım hiç? Ama artık dön sen. Hududa gel. Murat ağamın emrini duydun. Seni Durmuş Ağa'ya teslim etmeden dönme. Hadi bakalım. Ulan Durmuş, işin ne burada? Şey, ağam bu... Aa, şuraya bak! Vay yılan vay! Yanındaki de mermercilerin tekne kazıntısı. Yürüyün! Ahmetciğim, hadi sen dön artık ha! Hey, bizimkiler! Kaç çabuk! Esin ateşi! Alçak sarı yılan! Ne yapayım ben seni? Öldüreyim mi ha? Söyle! Mermercilerden geliyordun değil mi? Dur ağam dur! Bırak beni! Sadık haneler bırak. Bana! Bırak diyorum sana! Bırak!
Lan bunları mı kopardınız? Allah kahretsin! Ne yapayım ağam, bundan başkası yoktu. Otur da kendin ye! Yürü sarıyı lan! Allah cezanı versin senin! Geç şöyle, geç! Cezasını tayin et baba! Mermercilerden dönerken küçük Ahmet'le beraber gördüm. İznin olmadan öldürmek istemedim. Elini kardeş kanına bulama! Kapatın mahzene! Geç şöyle! Yürü! Hadi! Ulan hayvan, ulan eşek! Zaten canım burnumda! Geç şöyle! Babama dua et! Yoksa kanını dökmek helal senin! Yapma ağam, yapma! Yapma! Ablam bana kaç demeseydi, bana siper olmasaydı beni vuracaklardı. Şu muhtaç günümde kötürümler gibi yataklardayım. Allah'ım, Allah'ım bana kuvvet kudret ver, derman ver Allah'ım. Bu dert beni öldürürse mezarım mermerden olsun. Gamlanma Murat ağa, Allah yardımcı olur. Ağam, meraklanma sen! Murad'ı tanımadan evvel böyle bir hal başıma gelseydi dayanamaz ölürdüm. Onun hayali hep yanımda. Ne hülyalar kuruyorum bir bilsen. Yavrum, canım kızım benim. İnşallah hayallerin hakikat olur. Murad'ına kavuşursun, aslan gibi iyi. Bizim yüzümüzden kanını döktü. Abisiyle kanlı bıçaklı oldu bizim yüzümüzden. Elimden gelse kuş gibi uçurur seni Murad'ın yanına götürürüm. Ondan sonra da bana ne isterlerse yapsınlar, umurumda değil. Annem olsa ancak senin gibi hareket ederdi süt anne. Süt anneciğim benim. Demek tekliflerin bunlar Murad. Evet ağalar. Sizlerin ve Cenab-ı Hakk'ın huzurunda tekrar ediyorum. Sizler aracı olun, elçi olun. Gidin kurtoğullarına deyin ki, biz mermerciler bu kan davası işine son verelim diyoruz. Şimdiye kadar boş yere kan döktük durduk. Ne geçti elimize? Söyleyin ağalar, ne geçti elimize? Kala kala başlarına gidip ağladığımız mezarlar kaldı. O mezar taşlarından daha büyük ibret var mı bizlere? Biz tüm haklarımızı helal ediyoruz. Bunları anlatın onlara. Bu hakikatleri senin ağzından dinlerken himmet neden konuşuyorsun? Gider kurt oğullarına bir bir anlatırım. Ben de karar verdim, Himmet dedenin yoluna gideceğim. Kasabaya göçecek, onun işine başlayacağım. Hadi, hoşça kalın abi. Berzudar ol, güle güle oğlum. Bu kadar mı söyleyeceğin muhtar? Daha ne olsun Sadık'a? Düşünmek size düşer şimdi. Murat yiğit kişi, er kişi. Açık açık söyledi. Kimseden merhamet dilediği yok. Bu kan davası ortadan kalksın diyor. Bu dava kalkmaz muhtar, kimselerin yüzüne bakamayız sonra. Köklerine kibrit suyu. Sus sus, yakışmaz oğlum. Düşmanın da olsa mertçe konuş. Evet, öyle muhtar. Değil mi ha? Haklısın, öyle ya. Desinler bakalım kurt oğulları, ne yapalım, kaderde bu da varmış. Bu eve gelin geldim, sen bu evde doğdun. Yüreğim damar damar kök salmış şu topraklara, kopması çok zor. Dedelerimizin, babalarımızın, en sevdiklerimizin mezarları burada. Ölülerimizle, dirilerimizle, mermercilerin taşı toprağı. Ey Rabbi, ne kadar zor iş göçüp gitmek. Himmet dedem ne dedi? En zor olanı yaptım dedi. Biz de onun gibi en zor olanı yapıyoruz. Hadi.
Aman kalk gidelim de benim yarım bu el bize yaramaz, hele yaramaz, yaramaz. Valla kalk gidelim de benim yarım bu el bize yaramaz, hele yaramaz, yaramaz. Valla sırma saçlarında kan olmuş da bugün taranmaz. Aman aman, ben dedim aman. Aman uzun olur da bizim elin kavağı, hele kavağı. Amanın uzun olur da bizim elin kavağı, anam kavağı. Bala al bağladım da kara çıktı bu yavrumun duvağı. Aman aman, ben dedim aman. Aman getirin tüfengimi de bu kartal vurayım, hele vurayım. Aman getirin tüfengimi de bu kartal vurayım, hele vurayım. Valla benim yarim de sen, kalk ben yerime öleyim. Aman öleyim, aman aman, ben dedim aman. Sadıka, ben gidiyorum. Bunca yıllık emeğim varsa geçmiş haklarım helal olsun. Hayrola? Öleydim de bugünleri görmeyeydim. Mihrican benim süt evladım değil, öz evladım, öz! Yağacak yağmura yağma, esecek rüzgara esme diyebilir misin? Sadıka, sizin yürekleriniz asırlık ağaçlar gibi kabuk bağlamış, katılaşmış. Ya, o sebeple körpe yüreklerde olup bitenleri pek anlayamıyorsunuz. Ne kabahat ver garibimin, ha? Ağzını açıp da nedir demedin? Kan bürümüş gözleriniz yeşil umutları görebilecek durumda mı? Ölüm, ölüm, ölüm! Al şimdi de öz kızın zalim bir kararında, ölüm düşeğinde! Git! Git çıkarma senden, bildiğini yap! Sağ ol efendim, sağ ol! Mihrican kızım, bu kadar harap etme kendini. Nasıl harap etmeyeyim süt anne? Gitti. Tek tesellim Murat da gitti buralardan. Murat yiğit olduğu kadar akıllıdır. Vardır bir bildiği düşündüğü. Kalk sil o güzel gözlerine bir şeyler. Hadi. Götür, ver babama o yesin. Tek kızını sorgusuz sualsiz kapattım ahsenlere. Mezarımın mermer ocaklarına kazsın. Süt anne, ne talihsizim ben. Ne kara günlerde doğdum, bitmesin eyle yoruldum. Ne kara günlerde doğdum, bitmesin eyle yoruldum. Alın yazın buymuş benim, kaderimle hep avundum.
Alın yazın buymuş benim kaderimle hep avundum. Olmuşum sabır taşı, akmıyor gözüm yaşı. Yollar istiyorum ben, uğrumda varan saçı. Gülmez kaderime küstüm, bir vefasız yâre düştüm. Gülmez kaderime küstüm, bir vefasız yâre düştüm. Kaderim acı bana, yıllardır hep çile çektim. Kadir Mevlam acı bana, yıllardır hep çile çektim. Olmuşum sabır taşı, akmıyor gözüm yaşı. Yolmak istiyorum ben, uğrunda varan saçı. Olmuşum sabır taşı, akmıyor gözüm yaşı. Yolmak istiyorum ben, uğrunda varan saçı. Ah Efsanyan, Efsanyan. Buyur bir tanem. Efsanyan hoş geldin. Murat abiymiş be. Ya utanmıyorsun değil mi? Uyuyorsun ayakta ha? Abi yorgunum abi. Gel bakalım. Ben şimdi sana gösteririm. Hadi hop. Ne oldu? Ne oldu? Nereye gidiyoruz? Görürsün şimdi nereye gittiğini. Sana zahmet olmasın, ben giderdim abi. Estağfurullah, estağfurullah. Ya ayıp oluyor sana tabii. Ha? Ayıp oluyor. Aaaa! Meyhanede sızan denizde ayılır işte ya. Ay işte ben olmadım, bir senedir yıkanmamıştım. Takım bir daha it bana. Gel gel. Çarıkları da alayım, bir mecidiye verdik bir daha. Al da gel. Yürümeyecek bu iş, daha sabah be. Hadi git de yat. İyi ederim yatarsam. Akşama hazırlık mı ha? Ağlarım ağasısın sen. Nasıl anladın leblemeden leblebi? Aaa anlarız tabii oğlum ha. Anlarsın tabii anlarsın. Sen yıllardır biriktirdiğin parayı bu son günlerde su gibi harcamaya başladın, anlayalım ne oluyor? Aşık mısın? Yoksa bir şey mi biliyorsun sen? Bu seferlik de ver. Sonra ölüyorum desem verme. Sakın verme, olur mu? Git annemden al. Sağ, sağ ol ağam. Gidip alayım da ondan sonra doğru yata. Akşama da Efteriye ya. Hey yavrum hey! Efteriye geliyorum başım oturum. Adam yapayım. Efteriye. Efteriye. Bayağı, bayağı söyler bir şeyler bana, ha? Güzel olmalı.
Yapma, yapma yeter ya. Yapma, gidelim otur bir yerle, otur bir şey yeter ya. Ne emredersin ya, şarap yeter. Haydi sıra. Ya, ne oldu? Ha? Mesela dur bak, bir şey diyor da yaşa. Hey ya, hey. Mesela yapma, mesela yapma. Mesela yapma, gel. Al takıyı ver biraz. Aman. Sen devam et kızım, oyna, oyna. Ya. Ya, bir şey yiyelim biraz, bir şey demem. Bayılırım göbeğe ben. Ya ben diyorum, efsane şerbeti ayakta içeceğim, ayıp olmasın. Bak efsane içiyor mu? Hadi durma şekerim. Ne yapayım? Yavrum, mekkayım, ben de oyun. Biraz uyuyayım. Annem hayatım. Yeterim, gel otur yerine. Kim bu herif ya? Anam, meğer havası mesetti bizi. Biz sabah havası yapalım. Gitti canımın cananı. Ay ley canım, vay ley canım, oy canım. Bıraktı beni yaralı. Ay ley canım, vay ley canım, oy canım. Bıraktı bizi yaralı. Ay ne canım, vay ne canım, koy canım. Doktor gelse, tabip gelse, ay ne canım, vay ne canım, koy canım. Bulunmaz derdime çare. Ay ne canım, vay ne canım, oy canım. Bulunmaz derdime şifa. Ay ne canım, vay ne canım, oy canım. Ben bu dertten ölürsem, ay ne canım, vay ne canım, oy canım. Kızlar kalsın mezarımı, ay ne canım, vay ne canım, oy canım. Kime yazdıram fermanım,
Ay ne canım, vay ne canım, uy canım. Geliyorlar ağam. Bıçaklar hazır mı? Evet ağam. Dediğim gibi silah kullanmak yok, iyice yaklaşsınlar. Senin himmetle demez söz verdim, yoksa resil rüsva oldular ağam. Hadi gidelim. Gidelim. Rezil oldum hep şu içki yüzünden. Bilmez el alem, bir kurdoğlu bacağı kadar çocuktan dayak yeri der durur. Artık bu işin sonu gelmeli. Bu işi ben yaparım ağam, ben. Elin namuruna karışma. Ne demişler? Kadının pendi erkeği yendi. Evet, ben kadınım ama elimin hamurunla muradı sana ben teslim edeceğim. Adını duydukça elim ayağım titriyor. Peki, yap da görelim. Abin kasabadan almış sana, bak. Teşekkür ederim. Eline alıp bir bakmadın bile Mihrican. Baktım ya. Sağ olsun ağam. Ben söyledim almasını. Sen de sağ ol. Gelinle görümceler pek geçinemezler ama Mihrican bizimki düşmanlık gibi. Bu ne soğukluk kızım? Oysa ben seni kendi evladım gibi severim. Hele çocuğumuz da olmayınca. Yüreğimdeki çocuk sevgisi yerini sen aldın. Gene de bu haline sebep vermişim gibi. Ben sevdanın ne olduğunu iyi bilirim. Neler diyorsun sen yenge? Haline üzülüyorum kızım. Senin derdine çare bulmak istiyorum. Biliyorsun, istersem yaparım ve yapacağım. Seni muradına kavuşturacağım. Yenge. Tabii sen istiyorsan. Nasıl istemem? Madem ki açtın meseleyi. Bak kızım, şimdi ilk işimiz Murat'a bir haber göndermek olmalı. Hem öyle ağızdan falan değil, bir mektup senin ağzından. Ben yazarım ha? Çünkü onun da fikrini, niyetini anlamamız gerek. Kasabaya göçeli değişmiş olabilir, değil mi? Bir de işaret göndermen lazım. Mesela parmağından hiç çıkarmadığın şu yüzük ha? Bu anneciğimin yadigarı. Hepimiz biliyoruz Murat'la birkaç kere buluştuğunu. Yenge. Murat o zaman yüzüğünü görmüştür. Onu demek için söylüyorum ben. Görünce tanır. Mektubu senin gönderdiğini anlar. Peki yenge. Hayrola abi, gene üzgünsün. Mihrican'dan mektup var, yüzüğünü de göndermiş. Ben boş bir hayal peşinde koşuyorum. İnsan sahip olabileceği bir şeyi istemeli yetim Ali. Bağrıma taş bastım, Mihrican'ı unutmak için çok uğraştım ama unutamadım. Kurtoğulları bu davayı sürdürürken umut mu kalır insanda? Gene hatırladım Mihrican'ı. Çekiniyordum sormaya, korkuyordum sözünü etmeye Mihrican bacımın. Bak ne diyorum Mihrican, sen gideli muradım, kolum kanadım kırık. Durdurak yok, ciğerimi dağlayan bu ateşe sevdamı, kara sevdamı derler muradım. Kara ağacın yanına gel, perşembe gecesi, tam cuma olacağı vakit gel.
gelmezsen... Cuma sabahı doğan güneş bağrıma saplayacağım çelik hançeri ışıldatacak. Ruhum uçup gitmiş olacak. O zaman benim için dua et Murat'ım. Mehrican. Kalbim git diyor. Emret, top gibi yuvarlayayım başım uğrunda ağam. Yiğitim Ali, sen çok fedakarsın. Vakit epey ilerledi ağam. Daha görünmediler. Neredeyse gelirler. Amma salaksın be yetim. Düşmenin sırası mı şimdi? Şurada bir karaltı görüyor musun? Bık dersen köpek gibi gebertirim seni. Al tüfeğini elinde. Çöz kuşağını. Bağla şunun ellerini. Kalleş herifler. Alçak herifler. Tuzak kurarsınızsa. Bana tuzak kurarsınız. Siz mermerci oğulları ne sandınız be? Sesini çıkarma gırtlağını oyarım seni. Oyarım gırtlağını, hiç acımam. Bakmam gözünün yaşına. Kalleş herif. Ahlaksız, namussuz herifler. Köpek soyu parmağımı sıkma. Hadi yetim, çabuk tut elini. Gösteririm ben sana. Hadi. Hadi yürü bakalım. Yürü. 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 Şimdi kara ağaca doğru yürüyeceksin. Hadi. Yürü diyorum sana kakaya. Hadi. Biraz daha oyalanırsan ateşlerim. Yürü. Meran! Vah zavallı kardeşim benim! Kanım! Sana helal ağam! İntikamını alacağım! Yaşamaya hakkım kalmadı artık. Muradımı kendi elimle ölüme yolladım. Yılan daha az zehirlidir o kadından. Allah'ım ne olur al canımı da kurtulayım bu azaptan. Tekrar edip durma aynı sözleri. Kim söyledi sana Murad'ın vurulduğunu yengen? İnanılır mı onun sözlerine? İnanılır mı? Doğrudur. O vicdansız ancak böyle kara haberleri doğru söyler. Ne yapıyorsun yavrum? Kendine gel bakayım, kendine gel. Nasıl kandım o iblise, nasıl alet ettiler. Allah'ım, ne olur affet beni, affet. O kişinin laflarına bakıp da kendini bu kadar helak etme benim kızım. Hadi yavrum. Kırzadeler gene haber göndermişler, cevap istiyorlar. Hurşit oğlum sen ne diyeceksin? Mihrican'ı verecek miyiz? Hemen verelim diyeceğim bana kalırsa. Hem şu mermerci kırıntısının umudu da kırılır. Ama gel gör ki kızın durumu hiç de iç açıcı değil. Nesi var sanki? Onunki her genç kızın tutulduğu gelgeç hastalık. Kırzadelere verirsiniz. Hepsine her şeyi unutur.
Hem ben ona Murad'ın vurulduğunu söyledim. Gelin hanım, sen böyle işlere burnunu sokma. Kızımın haliyle bu kadar oynamana müsaade edemem ha. Murat yaşasa da onun için ölmüş sayılır. Senin uydurmana ne lüzum var? Anladın mı süt anne? Senden ricam kızımı bu havadise alıştırman. Kırzadelere gelin gidecek. Yarın gene görüşelim. Hadi Allah rahatlık versin. Sana da baba. Aa, Mihrican yavrum, gene bir şey yememişsin sen. Babam niye çağırtmış seni? Seni sormak için. Yalanı bırak süt anne. Beni merak ediyorsa gelir görür. Kırzadelere mi verecekler beni? Bunu da nereden uyduruyorsun? Hayır, uydurmuyorum, yengem söyledi. Sen niye saklıyorsun? Kime verirlerse versinler. Nasılsa ruhsuz bir cesedim ben artık. Üstelik de katil. Dayanamayacağım, söyleyeyim bari. Haber saldım mermercilere, yarın bekliyorum. İnanamıyorum Murad'ın öldüğüne. Keşke süt anneciğim. Keşke. İnşallah. Murat verdi. Dediklerini bir bir anlattım. Pek sevindi Mihrican'ın suçsuz olduğuna. Bunu görünce sağ olduğuma inanır dedi. Sağ ol evladım, sağ ol. Güle güle. Dur bakalım. Gel hele. Ne yaptın bakalım? Ben mi? Hiç. Mihrican'a bahsettin mi kırzadelerden? Haberi var. Gelin hanım söylemiş. Peki ne diyor? Sadıka, ne dediğini bırakın da kızın halini bir düşünün. Doktorun verdiği ilaçlara devam ediyoruz. Şifa Cenab-ı Hak'tan. Ben diyorum ki, şöyle kasabadan bir hoca çağırsak, yanında biraz Kur'an okusa. Ha? Manevi huzur gelirdi, ferahlardı. İyi olur, çağırt hocayı. Peki. Süt anne, Murad'ımı gördüm rüyamda. Ölmedim diyordum. Alacağım seni diyordu bana. Uçtu, kayboldu sonra. Evet Mihrican, Murad'ın sahiden ölmedi. Bak sana ne göndermiş, ölmediğine inanman için. Sağım, sıhhatliyim demiş. Ya, benim yeminim. Yoksa... Evet yavrum, haber geldi. Cenab-ı Hak'tan ümit kesilir mi hiç? Daha bekle. Bak süt annen daha neler yapacak. Sıvadı kollarını artık. Göreceksin neler olacak. Buyurun hocaefendi, şöyle buyurun. Buyurun. Eyvallah. Allah Allah. Bu hocayı hiç tanımıyorum, yabancı. Yeni gelmiş kasabaya, nefesi çok kuvvetliymiş. Ben hiç adını sanını duymadım. Süt anne bulmuş, namını o işitmiş, getirtelim dedi. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim.
Yallahüllezî lâ ilâhe illâhû âlimül gaybi ve şehâdehü ver rahmanir rahîm. Yallahüllezî lâ ilâhe illâhû. Bu ses bana hiç yabancı gelmiyor. Murat! Sus! Bütün olanları süt anne hazırladı. Hasret kavuşturanın yeri cennettir. Benden gelir misin? Belki örf ve adetlere aykırıdır ama seni senden istiyorum. Benden evlenir misin? Öl de öleyim. Dinle öyleyse, 5 gece sonra, 6. gece, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece. O mektubu hatırlatma şimdi. Unutur muyum hiç, su gibi ezberimde. Bana söylenen en kıymetli, en güzel sözler onlar. Evet, o gece beni bekle. Bekleyeceğim Murat'ım. Allah'a emanet ol Mihri canım. Sen de Murat'ım. Hocalık ne güzel yakışmış sana Murat. Rabbime emanet ol. Güle güle hoca efendi. Okuduklarını dinledim, içim açıldı. Allah kesene bereket versin. Ama ben Allah rızası için okudum. Seni hiç görmedim. Yenisin herhal kasabada. Evet, evet. Yeni geldim kasabaya. Hadi eyvallah. Güle güle hoca efendi. Seni Mesut görmek tek arzumdu. Süt hakkımı helal ediyorum. Seni öz kızım bildim. Babam beni sağ koymaz ama olsun, gam yemem. Ölürsem ardımdan rahmet okutacak birken 2 yavrum oldu şimdi. Murat oğlum, Mihrican yaban gülü gibi naziktir. Önce Allah'a, sonra sana emanet. Doğru imama gidin. Arzuyla Kamber gibisiniz ama önce nikah gerek. Nikahsız eliniz elinize değerse haramdır. Hadi yavrum, varın Mesud olun anneciğim. Hakkını helal et anacığım. Helal olsun. Selametle gidin yavrularım. Selametle yavrum. Ne tarafa gittiler acaba? Sabahtan beri iş sürüyorlar. Neredeyse gelirler. Ha geldiler işte. Topal Musa'yı bulun iş sürsün. Çünkü ondan iyi iş süren kimse yoktur bu civarda. Dağları, taşları, kurdum kuşun yuvasını, inini arayın. Kesik başını değilse bile kanlı gömleğini getirin. Ya o süt ana olacak lan kör? Kırılmadık tek kemiği kaldıysa onu da kırın. Tez olun. Mermerciler hiçbir devirde kurdu oğullarına bu kadar kötü oyun oynamamışlardı. Hadi göreyim seni Hurşit. Peki baba. Yürüyün. Nerede olan Murat? Bilmem. Bu yılanı burada bulacağımı ummuyordum zaten. Hırsımdan uğradım. Ama siz yanaşmaları burada sessiz sadasız çalıştığınıza göre o da pek uzaklarda olmasa gerek. Temizleyelim mi bunları? Yo, önce Murat'ı bulup na şöyle öpeceğim de edeceğim sonra bunları. Yürüyün. Hey yavrum be! Kaçalım. İşte böyle ağa. Arkalarından hemen eve gittim, oraya uğramamışlar. Sürüye düşmüş kurdu arar gibi hırs içindeydiler. Zaman her şeyi tavsatır. Bir süre daha gizlenmemiz gerek. Akıllıca gizlenmek de yiğitliğin şanındandır ağa. Benden kimse şüphe etmez. Gene de tedbirli olmak lazım yetim. Dünyada gizlilik diye bir şey yoktur.
Onun için yerin kulağı var demişler. Yetim, bizim çiftlikten ne haber? Nafile. Acı bir sessizlik var. Mezarlık gibi korkulu. Süt anne nasılmış? Süt anneme bir şeyler oldu herhalde. Çok zor bir yolun başlangıcındayız. Çok mesudum Murat. Yanlış anlama. Süt anneme üzülüyorum da ondan bu halim. O senin için, bizim saadetimiz için kendini feda etmekten çekinmedi. Allah onun mekanını cennet edin. Amin. Aradan bir yıl geçti. Bir yıl geçti ama kurt oğulları Mihrican'la Murat'ı aramaktan vazgeçmedi, yorulmadı. Orman demediler, dağ taş demediler, bütün çevreyi elde silah aradılar. Sadık aile oğlu, Mihrican'ın Murat'la kaçışını iyice onur meselesi yapmışlar, ölü veya diri ikisini ele geçirmek için yemin etmişlerdi. Ölü veya diri ikisi de bulunmalı, cezalarını çekmeliydiler. Ama bütün aramalara, didinmelere rağmen Murat'la Mihrican'ı bulmak kabil olmuyordu. Bulamadık baba. Beceriksizler! Elimle mi tutup teslim edeceğim sizlere? Bana haber geldi, bağ tarafında görmüşler. Çabuk bağ evini saralım! Vurun, kırın, ne ederseniz edin! Bu defa da kaçırırsanız sizleri vururum! Bana bir silah verin! İşte buradalar! Hasan, siz soldan gidin. Siz de benimle gelin. Hadi. Geldiler. Baban, kardeşin ve adamları. Öldürecekler bizi. Önce beni vururlar, sonra sizi. Mihrican, yeter artık bu kovalamaca! Süt annen senin hasretinden döşeklere düştü! Daha ne bekliyorsunuz? Gelin! Gel. Teslim olun diyorum size! Susun! Evet, bitsin artık bu çile, bu cefa! Kimseden merhamet dilemiyoruz! İkiydik, üç olduk! Bir oğlumuz var! Kucağımdaki oğlumuz, küçük yavrumuz, yeğeniniz, torununuz Simmet'tir. Doldurun o ölüm kusan silahlarınızı! Önce şu melek gibi saf ve temiz dünyadan bir haber oğlumuzu, torununuzu, yeğeninizi vurun! Vurun da damarlarında aynı kan dolaşan mermercilerle kurt oğullarının kanı birlikte dökülsün! Hadi ne duruyorsunuz? Vurun onu, ne duruyorsunuz? Bırak! İndir silahını! Önce onu öldürün, sonra beni öldürün! Hadi, vurun, ateş edin, ne duruyorsunuz? Thank you.
Bu yeni bir yol. Kucağımdaki yeni bir dünya. Kurdoğullarıyla mermercilerden örülü bir dünya. Bitti bu iş artık. Son bulduk. Babacığım. Yavrum benim. Babam benim, yiğidim. Oğlum benim. Öpeyim babacığım. Kardeşim. Bütün köylere haber salınsın. Kurdoğulları ile mermerciler tek bir aile olacak. Davullar vursun, zurnalar çalsın. İki ailenin düğünü başlasın. Herkese böyle duyuru var.